Az önce canlı yayında sizlerle duyurduk. EKPSS sınav sonuçlarımız nihayet açıklandı. Günlerdir adaylarımız bu sonuçları bekliyordu. Sonuçlar ne olacak? Kaç puan alacağız? Aldığımız puanlarla atanabilir miyiz? Atanamaz mıyız? Bunlar hep sosyal medyayı bayağı bir meşgul etmişti. Bizim de yayınlarımızda sıkça sorulan soruların başındaydı. Diğer takipçilerimiz biliyorsunuz EKPSS sınav sonuçlarının açıklandıktan sonra 4 yıllık bir süreç bizi şu an itibariyle başladı. Yani 2024'te sınava giren bir aday 2028 yılına kadar bu puanı değerlendirebiliyor. 2022 yılında giren bir aday ise eğer ki bu 2024'ten düşük puan almışsa en yüksek aldığı puanı değerlendirmeye devam edecek arkadaşlar. Bunun formülünü hemen söyleyelim. Belirttiğimiz üzere 4 yıl geçerli olan puanlarda en yüksek aldığınız puan hangi yılda girerseniz girin geçerli olur. Ama süre sınavdan itibaren 4 yıl geçerliliği var. Şimdi öğretmen adaylarımız için de şunu söylemek istiyorum. Eğer sizler lisans mezunu olarak öğretmen olmak istiyorsanız, ben öğretmenlik mesleği yapmak istiyorum diyorsanız, aldığınız puanlarınızı tercih kılavuzları açıklandığında memur olarak değil, öğretmenlik olarak değerlendirmek zorundasınız. Yani öğretmenlik tercihi yapacaksınız değerli dostlar. Öğretmenlik tercihi yapmaz da bu puanınızla memur olmak istiyorum derseniz, atanmanız durumunda 4 yıl boyunca öğretmenlik mesleği yapamaz, tercihinde bulunamazsınız. 4. yılın sonunda tekrar EKPSS'ye girmek zorundasınız. Bunu yani bilin, bu önemli bir ayrıntı aslında. Çok da atlanılan bir ayrıntı. Bunu bilmenizi istiyorum. Puanlarımız kiminin düşük, kiminin yüksek arkadaşlar. Biliyorsunuz bu bir yarış. Yarış esnasında illaki düşük puanlı, yüksek puanlı adaylarımız olacak. Ama EKPSS'nin şöyle bir güzelliği var. Her puanın kendine göre bir değeri var. Biz bunu hep söyledik. Hatta ben ve Ali Rıza Hocam yayınlarımızda neredeyse 49 puanla atanan, 50-55 ile atanan, 60 ile atanan, 65 puanla işte vesaire atanan birçok adayımızın olduğunu söylediğimizde herkes bizi dikkate almadı. Hatta güldü geçti belki de. Ama zaman bizi haklı çıkarttı. Nasıl haklı çıkarttı? Biliyorsunuz geçen dönemlerde 50 puanla 55 puanla atanan adaylarımız, hatta 49 puanla bile atanan adaylarımız mevcut. Şu anda onlar zaten kamuda görev yapmakta. Tabii her birim için, branş için söyleyeceğim bunu. Biliyorsunuz orta öğretim, ön lisans ve lisanslarda adayların girme sayısı farklı. Genelde lisans adaylarımız, hani lisans mezunu adaylarımızın alımlara göre yüksek olduğu için tercihlerde şansları biraz daha fazla oluyor. Ön lisansın öne. Orta öğretim ise taban puanları normalde 89-90 bandında gelip gidiyor. Şimdi benim bu anlattıklarım merkezi atama için geçerli değerli dostlar. Merkezi atamada puan sistemi devrede olur. Ancak EKPSS'nin bir güzelliği de açıktan alımlarda EKPSS puan şartına göre alım gerçekleştiriyor. Yani A üniversitesi, B üniversitesi, A belediyesi, C belediyesi, A kurumu, B kurumu fark etmez. Alım yaparken diyor ki ben EKPSS sınavına girme şartı arıyorum. İşte puanın güzelliği burada çıkıyor. Sizin puanınız yüksek veya düşük fark etmiyor. İkamet şartı devreye girdiğinde örnek veriyorum, 80 puanlı bir aday değil, 60 puanlı bir adayın atanma şansı ikametinden dolayı daima yüksek olabiliyor arkadaşlar. Bunu da bilmenizi isterim. Tabii EKPSS maratonumuz sınav bazında bitti, tercihler bazında yeni başladı sayılır. Tercihlerimiz ne zaman olacak, bunu da söyleyeyim. Tercihlerimiz arkadaşlar normal şartlarda yılda iki sefer tercih yapılmak zorunda. Bu anayasada teminat altına alınmış, devlet tarafından uygulanan bir sistem. Ama bazen aksaklıklar olabiliyor, yılda teke düşüyor, bazen üçe çıkıyor, o değişebilir. Tabii sizler burada şunu yapmak gerekiyor. Sabırla süreci de takip edeceğiz. Sabırla süreci bekleyeceğiz arkadaşlar. Süreç devam ediyor. Temmuz-Ağustos döneminde olabilir mi? Olabilir. Ama bu yılın sonunda muhakkak bir tercih kılavuzu karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Bunu bilmenizi isterim. Engelli öğretmen adaylarım için de bu geçerli. Muhakkak tercihlerimiz olacak. Hatta daha önceki yayınlarımızda şunu söylemiştik. Tasarruf tedbirleri kapsamında eleman sayısının kısıtlanması, sınırlanması alımı ile ilgili durumlar gündemi meşgul etmişti. Değerli dostlar, bunlar engelli personeli,
yurtlarımıza yetişen çocuklarımızın alımı, şehit ve gazi yakınlarının atamasına çok bağlayan bir durum değil. Çünkü biz istisnai ayrıcalık olan gruplardanız. O bakımdan devletimiz bu alımlarla ilgili kısıtlamaya gideceğini düşünmüyorum. Gitmeyecek de zaten. Hatta hatta devletimiz daha çok istihdam edilebilmesi için insanların işçi kadrosunda alımlar yapıyor. Özel sektöre bağlı alımlar gerçekleşiyor. Akabinde memur alımlar oluyor. Hatta engelli arkadaşlarımız için biz ne diyorduk? KPSS sınavlarında muhakkak girin, şansınızı arttırın. Yani düşük puan alan arkadaşların moralinizi bozmayın arkadaşlar. Kesinlikle moral bozmak yok. Her puanın kendine göre bir değeri vardır. Biz bunu hep söyledik ve söylemeye devam ediyoruz. Bizim bu sözlerimizin kanıtı ise şu anda kamuda 50 ile 60 ile 49 ile 70 ile çalışan, puan alıp çalışan bir sürü adayımız var ve onlar şu anda kamuda istihdam ediliyor. Gerek işçi kadrosunda gerek memur kadrosunda. Evet, bugünümüz böyle geçiyor arkadaşlar. EKPSS sınav maratonumuzu 2024 için bugün itibariyle tamamladık. Tercihlerimizi bekliyoruz. Açıklanan puanlarımız adaylarımıza hayırlı olsun. Yani bir de şunu söyleyeyim. Sosyal medyada ben şunu aldım, ben bunu aldım, işte ben senden yükseğim, ben senden düşeyim. Yani bunlar moral bozan. Bir de arkadaşlar bu işler nasip. Eğer sizin nasibiniz varsa bakın ben atandım.